Bugün karşınızda bu konuşmayı yapıyorsam gerçekten işimi tutkuyla yaptığım için, buna tutkuyla bağlı olduğum içindir. Bana hep soruyorlar ya bu otomobil sevdası nereden başladı? Aslında şöyle söyleyebilirim. Ailede benim kadar derinlemesine e, otomobil hayranı yoktu. Hani her erkek tabii ki sever. Babam, abim severler ama benim kadar bu boyuta ulaşmadılar. Küçükken bana aldıkları kitaplar vardı. Otomobiller, uçaklar, iş makineleri. Belki burada gördüğüm temel Kavramlar, temel fizik kanunları o içimdeki tutkunun alevlenmesine sebep oldu diyebilirim. Küçükken daha o zaman MP3 yok, YouTube yok, ee, öyle rahat rahat işte müzik dinleyemiyorsun, ses dinleyemiyorsun. Benim kasetlerim vardı, motor seslerini barındıran kasetlerim, İçinde V8 işte karbüratörlü V12 Ferrari sesleri, motosiklet sesleri. Onlara dinleye dinleye büyüdüm diyebilirim. E, bu tabii benim artık içime işlemiş halde. Sokakta otomobil görünce sesinden tanıyorum. İşte lastiğine baktığım zaman marka model hangi e, hız sınıfı olduğunu biliyorum. E, değişik bir boyut almaya başladı. Yani öyle bir şey ki tutku yıllarca içim yanıp tutuşuyor otomobil kullanmak için. Daha boyum yetmiyor. E, ama sürekli annemi babamı izliyorum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. E, sonra gün geldi çatla ehliyetimizi aldık. Otomobil kullanmaya başladım, süper böyle her şeyi biliyorum. E, teorik olarak bildiğimi zannediyormuşum. Ki ufak birkaç kazadan sonra gördüm ki aslında daha yolun başındayız, hiçbir şey bilmiyorum. Bundan sonra anladım ki bu konuyu çok daha derinlemesine araştırmam, öğrenmem gerekiyor. Onun için e, katılabildiğim kadar... E, pist günlerine kendi otomobilimle katıldım. Bütçemin el verdiği eğitimlere katıldım. Ya bu bir süreç zaten. Hani bir eğitime katılınca hemen olmuyor. Sürekli 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 üstüne koyman gerekiyor. E, ve bu şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. E, tabii e, bununla beraber e, artık e, bu tutkuyu işim haline getirmek istiyorum. Hani ne yapayım? Hep babam da makine mühendisi. Makine mühendisi vardı hep aklımda. Çünkü hani sadece otomobil sevmek değil aslında iş makinesi de seviyorum, uçağı da seviyorum, hidroliği de seviyorum. Makine mühendisi okudum. Bununla beraber öğrencilik yıllarımda kendi harçlıklarımda hatta hani ailemden gizli şekilde bir tane Ford Taurus aldım. Dört sene sonra baktığım zaman bin liraya aldığım arabaya on bin lira masraf etmiştim. Ama işte o on bin lira belki de bugünlerin Temelini attı diyebilirim çünkü o güne kadar tutkun olduğum, araştırdığım her şeyi o otomobil üzerinde pratik etme fırsatı buldum. Söktüm, taktım yani sorun çıktığında mutlu oluyordum. İşte ev arkadaşımla kalkıyorduk hemen girişiyorduk, bozuyorduk, yapamıyorduk, öğreniyorduk. Dediğim gibi artık iş böyle e, tutku e, mesleğin haline de dönüşmeye başlıyor. Zaten ya mesleğin olacak ya da e, hobi olarak devam edeceksin. Ben mesleğim olmasını seçtim. Kendinizle daha iyi insanlarla vakit geçirdikçe hem vizyonunuz gelişiyor hem de yani otomobil tutkusu daha da artıyor aslında, alevleniyor. Ondan sonra artık bir ikinci vitesi atma zamanı gelmişti. Bu da risk almak bence. Risk almayan kendi hayatının kahramanı olamaz. Ama tabii akılcıl riskler alarak. Ben kurumsal bir firmada otomotivde çalışıyordum. Ee, tabii bir yandan da YouTube maceramız başlamıştı. Kitle gitgide artıyor. Biz geceleri video çekiyoruz e, işten sonra. E, artık e, mesela iş yemeğine gidiyoruz. Orada garson tanıyor. Abi severek izliyoruz falan. Ya şimdi yanımda müdür var. Artık tabii hani kaçınılmaz noktalara doğru gidiyoruz. E, bir sözlü uyarı aldım. İkinci sözlü uyarı aldım. Ondan sonra yazılı bir ihtar aldım. Ya şimdi tabii empati kurunca haklılar. Yani otomobil videosu çekiyorsun. Otomobil firmasında çalışıyorsun. Olmaz, zor yani. Tabii ben yılmadım. Bir sene boyunca kafamda kask, kamera, hiç gözükmeden videolar çekmeye devam ettim. Ondan sonra artık işe öyle bir hal almıştı ki öğle arasında toplantıya gidiyorum. Yıllık iznimi kullanıyorum, proje çekimine gidiyoruz. Artık işimiz haline gelmeye başlamıştı. Artık bir karar verme zamanı da gelmişti ya istifa edecektim ya da kurumsal firmada devam edecektim. Ama tabii ki tutkumuz ağır bastı ve istifa ettim. Bundan sonra tabii artık yalnız başınasının işi devam ettirmen gerekiyor. Eşin var, çocuğun olacak. Tabii burada önemli bir nokta eşinin, ailenin de sana destek olması sağ olsunlar. Hep arkamda oldular. Artık işi döndürmen gerekiyor. Hani ne yapacaksın daha çünkü biz Hani bugünlere gelene kadar birçok engelle karşılaştık. En basidi en temel şeyi test arabası alamıyorduk firmalardan. Çok kiraladığımı hatırlıyorum havaalanından, ofislerden. Hatta komik bir anımı anlatayım. Yine bir firmadan test arabası almak istiyoruz. Mailler falan, yani bir iletişim yok, geri dönmüyor maillere kimse. Sonra tak bizde o zaman böyle tek yürek takipçilerle imza kampanyası başlattılar. 3 bin 4 imza toplandı. Ortalık ayağa kalktı. Sonra tabii ki markanın da dikkatini çektik. İşte kurumsal iletişim müdürüyle bir toplantı yaptık. E, derdimizi anlattık. O bize derdini anlattı. Ortak bir payda da buluştuk. Ha dedik ki şunu gördük ki iletişimle o aradaki duvarlar kalkabiliyor. Çünkü biz de bir mesafeliydik. İnsanlar da tabii ona göre mesafeli oluyor. E, dedik ki iletişimle biz bu işi çözeceğiz. Çok önemli, hakikaten çok önemli. Her işte, ne olursa olsun. Yani IQ'nuz çok yüksek olabilir, çok iyi bir üniversiteden mezun olabilirsiniz. Ama EQ, yani duygusal zekanız bence daha önemli. Gerçekten daha önemli. E, iş mülakatlarına gittiğiniz zaman, tamam çok güzel, CV harika ama ne yaptın? Stajı nerede yaptın? E, sosyal sorumluluk projesinde çalıştın mı? Tiyatro, hobiler nedir? Aslında orada seni e, duygusal zekanı çözmeye çalışıyorlar. Nedir? Hani ne, bu ayak uydurabilecek mi? Çünkü mühendis olarak başlarsın, rotasyon olur, pazarlamada devam edersin. Hani esnek misin? Onu biraz çözmeye çalışıyorlar tabii. Dediğim gibi iletişimin gücünü orada anladık. Benim hikayemden yola çıkarak bence benim başarımın reçetesi akılcıl riskler almak, işimi tutkuyla yapmak, derinlemesine öğrenmek ve iletişimi çok ama çok iyi tutmak. Siz de tutkunuzun peşinden gidin, akılcıl riskler alın ve kendi kahramanınız olun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.